6. sınıf matematik dersi kesirlerde toplama işlemiyle ilgili konu anlatımını yapmaya çalışalım birlikte. Kesirlerde toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir, daha sonra payların toplamı paya, ortak payda da paydaya yazılır diyor. Bakın ekranda iki tane kesirin toplamasını göstereceğim sizlere. Burada kesirlerin paydaların ikisinde de aynı olduğunu görüyorum. Yapmam gereken önce bir kesir çizgisini çekiyorsun. Paydalar eşitse kesinlikle paydalar eşit olması gerekiyor. Eşit olmadan, eşitlemeden ya da toplama işlemine geçemem. Eşit olan paydayı aynen yazarım. 5 ile 1'i toplayıp 6'yı da pay kısmına yazmam gerekiyor. Bakın kesir çizgisini çektim. Paydalardaki 8'i aynen yazdım. Eşitse 4 ile 1'i toplu payların toplamını da sonucun pay kısmına yazarak sonuca ulaşabilirim. 4'te 1 ile 3'te 2'yi toplayacağım. Burada paydaların farklı olduğunu görüyorum. Bunları en küçük ortak katta, ekokta eşitlemem gerekiyor paydasını. 4 ve 3'ün en küçük ortak katı 12'dir. 4'ü ben 3 ile genişletirim. 3'ü de 4 ile genişleterek paydaları eşitleyeceğim. Sevgili öğrenciler, genişletme pay ve paydasını aynı sayılarla çarpmak demektir. 3 ile 1'i de çarpıyorsun, 3 ile 4'ü de çarpıyorsun. 3 kere 1 3 eder, 3 kere 4 12 eder yazıldı. 4 kere 2 8 eder, 4 kere 3 12 eder yazıldı. Paydalar eşit olduktan sonra payların toplamı 8 3 daha 11 olur. Paydada bulunan 12 ile aynen yazar sonucu bulabilirim. 4'te 1 ile 12'de 8'i toplayacağım. Bazıları şöyle yapıyor. Ben diyor bunu 12 ile genişletirim, bunu da 4 ile genişletirim. Çok yanlış değil ama çok da doğru da değil sevgili öğrencilerim. Sen bunu en küçük ortak katta buluşturman gerekiyor. 4 ile 12'yi mesela sen 48'de buluşturursun. 48'e gelene kadar 36'da buluşur, 24'te buluşur. Bunların ikisi 12'de buluşur. Mümkün olduğunca en küçük ortak katta buluşturman gerekiyor. Ben zaten 4'ü 3 ile genişleterek 12 yapabiliyorum. Burası 12. Genişletme yapmana gerek yok. 3 ile 1'i çarptım, 3 oldu. 3 ile 4'ü çarptım, 12 oldu. Unutma, genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 8 3 daha 11 eder. Paydada bulunan 12'yi de yazarsam işlem sonucunu 12'de 11 olarak bulabilirim. 3'te 2 ile 12'de 5'i toplayacağım. 3'ü burada 4 ile genişleterek 12 yapabilirim. Burası zaten 12. Genişletme yapmana gerek yok. 4 ile 2'yi çarptım 8. 4 ile 3'ü çarptım 12. Şunu da söyleyeyim. Sevgili öğrenciler, bu kesirlerde toplamada öğrencilerimizin en fazla zorlandığı paydaları en küçük katta buluşturmak. Bunu da zaten birbirlerinin katı olacak şekilde yapmışlar. Kolay bir alıştırma diye düşünüyorum. 8, 5 daha 13. Paydada bulunan 12'yi de yazdım. Burada bir hatırlatma daha yapmam gerekiyor. Şimdi sonucu buldun. 13 bölü 12. Seçenekli bir soru. Seçeneğe bakıyorsun, 13 bölü 12 yok. Bu nedir? Bileşik kesirdir. Eğer seçeneklerde tam sayılı kesir varsa yapman gereken 13'ü burada 12'ye bölerek tam sayılı kesire çevirme. Bir kere var, bir kere 12. 12 çıkarttım 1. Bir tam küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda, bir tam 12'de 1'i bulabilirim. Yani sen bunu 13'te 12'yi, 13 bölü 12'yi bulduğun zaman seçeneklerde göremiyorsun. Göremeyince yanlış yaptığını düşünme. Çeviremediğinden dolayı hata yapmışsın orada. Hemen 13'ü de 12'ye bölerek tam sayılı kesire çevirip sonuca ulaşabilirsin. 5'te 1 ile 4'te 3'ü toplayacağım. Bakın 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25 diye gider. 4'ün katları 4, 8, 12, 16, 20, 24 diye gider. Bunların ikisinin de karşılaştığı en küçük ortak kat 20 sayısıdır. Yani 60'ta da bunlar buluşur, 80'de de buluşur, 40'ta da buluşur, 100'de de buluşur ama en küçük katta buluşturmak gerekiyor. 20'de buluşur. 5'i 20 yapmak için 4 ile genişletmen gerekiyor. 4'ü de 20 yapmak için 5 ile genişletmen gerekiyor. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. 4 ile payı çarptım 4 oldu. 4 ile paydayı çarptım 20 oldu. 5 ile 3'ü çarptım yani payı 15 oldu. 5 ile 4'ü çarptım yani paydayı 20 oldu. 15, 10, 4 daha 19 eder. Paydada bulunan 20'yi de aynen yerine yazarım. 6'da 1 ile 3'te 1'i toplayacağım sevgili öğrencim. 6, 3'ün 2 katı. Biz bunu 2 ile genişletince zaten 6 olur. Unutmayalım, paydaların eşit olması gerekiyor. 2 ile 1'i çarptım 2 oldu. 2 ile 3'ü çarptım 6 oldu. Paydalar eşitlendikten sonra 2, 1 daha 3 oldu. Paydada bulunan 6'yı da aynen yerine yazdım. Bir de seçenekli bir soru. 6'da 3 tabii ki doğru bir cevap. Bunun da aynı zamanda sevgili öğrencim yarıma eşit olduğunu da unutma. Yani seçeneğe bakıyorsun, 6'da 3'ü bulamıyorsun. Sadeleştirme yapabilirsin. Bulduğun sonucu hep dönüşüm yapacaksın. Bileşik kesirse tam sayılı kesire çevirebilirsin. Ya da çok büyük sayılar çıktıysa bunu sadeleştirebilirsin. 6'da 3 yazılı kağıdında bu doğrudur. Ama testte baktın 6'da 3 yok. Bu senin doğru yapmadığın anlamına gelmiyor. Bu senin dönüştüremediğin anlamına geliyor. 3'ü 3'e böldüm yani sadeleştirdim. 1'i buldum. 6'yı 3'e böldüm yani sadeleştirdim. 2'yi buldum.
2'de 1 de diyebilirim. Bu işlem sonu değil. Toplama işlemindeki bir diğer alt konumuz sevgili öğrenciler tam sayılı kesirleri birbirleriyle toplama. Dikkat edelim 3 var 2 var tam sayılar 4'te 1 8'de 1. Öncelikle tam sayılı da olsa bileşik de olsa basit de olsa kesinlikle paydaların eşit olması gerekiyor. 4'ü burada 8 yapabilirim 2 ile genişleterek sevgili öğrencim. 2 ile 1'i çarptım 2 oldu 2 ile 4'ü çarptım 8 oldu. Paydaları eşitledikten sonra eşitleri koyuyorsun. Bak önce burada tam sayıları toplayalım. 3 tam ve 2 tam. İkisinin toplamı ne eder? 5 tam eder yazıldı. Kesir çizgisini çektim. Paydalarına bakın sevgili öğrencim. Her ikisinde de genişletme yaptıktan sonra burada 8 var. Burada da 8 var. Paydadaki 8'i aynen yerine yazdım. Sonra payların toplamını yazacağım. 1 yok artık burada genişletme yaptın. Birinin payında 2 var. Birinin payında 1 var. 2 ile de 1'i toplayıp işlem sonucunu 5 tam 8'de 3 ya da 3 bölü 8 olarak bulabilirim. Buradaki sayılara baktığımız zaman şimdi neyi toplayacağını da ben sana burada söyleyeyim. Bak baştakinin tam sayısı 1'i topluyorsun. İkincinin tam sayı 2'yi topluyorsun. Birincinin basit kesiri 6'da 5'i topluyorsun. İkincinin basit kesiri 5'te 3'ü topluyorsun. Mantık bu. Tam sayıları toplarsınız sonra bu ikisini toplaman gerekiyor. Alıştırmamıza hemen geri dönelim. Paydalara bakıyorum önce. Birinde 6 birinde 5 var. Burada paydaların eşit olması lazım. 6 ve 5'i 30'da buluşturabilirim. Burayı 5 ile genişlettim. Burayı da 6 ile genişletirsem 30 olur herhalde değil mi? 5 ile 5'i çarptım. 25 oldu. 25'i yazdım. Paydalar eşit olmadan toplama işlemine geçemem. 6 ile 5'i çarptım. 30 oldu. 6 ile 3'ü çarptım. 18 oldu. 6 ile 5'i çarptım. 30 oldu. Evet artık şimdi paydalar eşit. Önce tam sayılardan başlıyorum. 2, 1 daha 3 eder. Buraya lütfen dikkat et. Kesir çizgisini çektim. Paydada bulunan 30'u aynen yazdım. Payların toplamı 25'te de 18'i toplarsam 43'ü bulabilirim. Şimdi senin bulduğun buradaki sonuç nedir biliyor musun? 3 artı 43 bölü 30. Seçeneklere baktım bir türlü bulamıyorsun. 43 bölü 30'u. Yapman gereken şu. 43 bölü 30 bileşik bir kesirdir. Ve bu bileşik kesirin içerisinde bir tam sayı vardır. 43'ü burada 30'a bölersin. Bir kere var. Yani bunu sen tam sayılı kesire çevireceksin. Bir kere 30. 30 eder. Çıkartır ve 13'ü bulursun. 43 bölü 30 dediğin şey şudur. 1 tam 30'da 13'tür sevgili öğrenci. Yani sen bunu kaldır. Şöyle kaldır kenara. Seçeneklerde bulamıyorsun ya işte 3 tam 43 bölü 30'u. 43 bölü 30'un yerine bu şekilde bir tam sayı getirdim. İkisi aynı şey zaten. Yine eşittir'i koy burada. Tam sayıyı topla. 3 ile 1'i topladım 4 oldu. Yanındaki 30'da 13'ü de aynen yerine yazıp işlem sonucunu 4 tam 30'da 13 olarak bulabilirim. Buraya baktığımız zaman 1 tam 2'de 1 ile 3 tam 2'de 1'i toplayacağım. Şimdi bakın. Zaten paydalar burada eşit değil mi? 4 tane şeyi topluyoruz burada. 1'i topluyoruz. 2'de 1'i topluyoruz. 3'ü topluyoruz. Ve 2'de 1'i topluyoruz. Tam sayılardan başlayalım mı? İşlem yapmayalım burada. Tam sayıların toplamı 3 1 daha ne eder? 4 eder yazıldı. 2'de 1 dediğin şey senin zaten yarımdır. Burada da bir yarım var. 2 yarım ne eder? 1 bütün eder. 4 ile 1'i toplayıp 5'i bulabilir. Ya da 3 ile 1'i topladın 4. 2'de 1 ile 2'de 1'i toplarsan 2'de 2 eder. 2'de 2 de 1 bütüne eşittir. 4'ün de üstüne 1 bütün daha ekleyip 5 bütünle sonucuna ulaşabilirim. 5'te 4 ile 5'te 1'i toplayacağım. Paydalar zaten eşit olduğu için aynen buraya yazdım. 5, 4, 1 daha da 5 eder. Seçeneklerde emin olun 5'te 5 cevabını bulamayacaksınız. Pastayı 5'e böldüm 5'ini yedin. Bunun bir bütüne eşit olduğunu bilmen gerekiyor. Paydaların yine eşit olduğunu gördük sevgili öğrenciler. 4 tam 5'te 3 ile 5'te 4'ü toplayacaksın. Şimdi bunun zaten tam sayısı yok. 4'ü aynen buraya tam sayı olarak aldım. Paydada bulunan 5'i de aynen yazdım. 4, 3 daha da payların toplamı da buraya yazdım. Şimdi seçenekte bunu göremeyebilirsin sevgili öğrenciler. Yani bu bir kesindir. 4 tam 5'te 7. Çünkü niye? 5'te 7 bir bileşik kesirdir. Ve bunun içerisinde de bir tane tam sayılı kesir vardır. Yani bak 4 tam 5'te 7'yi şöyle yazabilirim değil mi? 4 artı 7 bölü 5. İkisi aynı şey. Peki 7 bölü 5 kaç eder? 7'yi 5'e bölüyorum. Bir kere var. Bir kere 5, 5 eder. Çıkarttım 2. 7 bölü 5 dedin senin. 1 tam 5'te 2'dir. Bak bunu silelim. Bu gitsin. 7'de 7 bölü 5, 1 tam 2 bölü 5 değil miydi? Onun yerine 1 tam 2 bölü 5'i getirdim. Eşittirimi koydum. Toplama işlemine geçiyorum. 4'ün üstüne 1 tam sayısını ekledim. 5. Yanındaki 5'te 2 ile birlikte
5 tam 5'te 2 olur. Buradaki işleme baktığımız zaman tam sayılı keselerin toplanışı yalnız paydaların farklı olduğunu görüyorum. Birisi 6, birisi 12. 6'yı 2 ile genişleterek 12 yapabilirim. 2 kere 2 4 eder. 2 kere 6 12 eder. Önce tam sayılar toplarım. 2 1 daha 3 tam yazıldı. Paydada bulunan 12'yi aynen yazdım yazıldı. Payında 4 var. Payında 7 var. 7 ile 4'ü toplayıp 11'i bulurum. Sadece şuna bakacaksın. İşlem bitmiştir bu arada. 3 tam dedikten sonra yanındaki kesir 12'de 11. Bu nedir? Yanındaki kesir bir basit kesirdir. Basit kesirse bırak onu kalsın. Ama 3 tam diyorsun. Mesela 12 bölü 4 diyorsun. Ya 12 bölü 4 dediğinde senin 3 tane bütüne eşittir. 3 tane tama eşittir. O zaman 3 tamın da üstüne buradan gelen tamları da eklememiz gerekiyor. Ona dikkat edersen kesirlerde toplamada zorlanacağını düşünmüyorum. 15'te 2 ile 5 tam 3'te 2'yi toplayacağız sevgili öğrenciler. Öncelikle burayı genişletmem gerekiyor. Paydalarını eşitlemem lazım. 5 kere 2 10 eder. 5 kere 3 15 eder. Önce tam sayıları topluyorsun. Bu bir basit kesirdir. Bak şuraya şöyle yapalım. Basit kesirdir. Ve basit kesirlerin tam sayısı 0 olur. Yani tam sayısı olmaz. 5 0 daha ya da direkt 5'i buraya yazabilirsin. Kesir çizgisini de aynen çektim. Paydada bulunan 15'i yazdım. Daha sonra payların toplamı. 10 burada, 2 de burada. İkisini toplar ve 12'yi bulurum. İşte sana 5 tam 15'te 12. Bazen de bakıyorsun seçeneklerde bunu göremedin. Göremediğin zaman bakacağım. Çevirebiliyor muyum acaba? Mesela 12 ve 15 3'ün katı. 3'e bölersen 4 kere var. 3'e bölersen 5 kere var. İşlem sonucunu 5 tam 5'te 4 olarak da çevirebiliriz. Buraya baktığımız zaman paydada 7 var, paydada 9 var. 7 ve 9 kendi aralarında asal sayıdır. Bunu ben 9'la genişlettim. Burayı da 7 ile genişletirsem 63'te bunları buluşturabilirim. 9 kere 3 27 eder. 9 kere 7 63 eder. 9 kere 4 28 eder. 9 kere 7 63 eder. Bu bir basit kesirdir. Tam sayısını 0 olarak yazabilirsin. Yazmaya da bilirsin. Yazmazsan buradaki tam sayıyı direkt buraya ekliyorsun. 2 tam dedik. Paydada bulunan 63'ü aynen yerine yazdık. 27 ile de 28 toplarsan 55'i bulursun. Sadece şunu diyoruz biz. Bir sonucu buldun. Tam sayılı bir kesir çıktı. Yanındaki eğer basit bir kesir değilse, bak buradaki bir basit kesir değilse nasıl yani? Mesela 74 bölü 63 ise, bu bir bileşik kesirse 74'ün 63'e bölerek içerisindeki tam sayılı kesri de şuraya eklemen gerekiyor. Buna dikkat edersen kesirlerde toplamada zorlanmazsın. Buradaki alıştırmaya bakıyoruz. Paydaların farklı olduğunu gördüm. Hemen burayı 2 ile genişletelim ve 6 olsun. 2 kere 1 2, 2 kere 3 6 genişletme. Pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demektir. Bir kere kesirlerde toplamada da çıkarmada da paydaların eşit olması şart. Elzem sevgili öğrencilerim. Daha sonra tam sayıları toplayalım. Birinde 3 tam var, birinde 1 tam var. İkisinin toplamı 4 tam eder. Paydadaki 6'yı aynen yazdım. Sonra payların toplamına pay yazacaksın. 2 ile 1'i toplar. Paya 3 olarak yazabilirim. 4 tam 6'da 3. Bak şunu da şöyle göstereyim. Yani işlem bitti. Doğru da yaptın. Ama 6'da 3'ün de yarıma eşit olduğunu unutmayalım. Yarımın da 2'de 1'e en sade şekliyle 2'de 1'e eşit olduğunu unutmayalım. Yani seçeneği buldun. Emin ol böyle sorularla çok karşılaştım. Yani 4 tam 6'da 3'ü buldun ya. Adam bakıyor 4 tam 6'da 3 seçeneklerde yok. 4 tam 2'de 1 var seçeneklerde. Yani o zaman senin oradaki dönüşümü de halletmen, yapman gerekiyor. Kutu yerine acaba hangi sayı yazmam gerekiyor? Bakalım hemen. 9'da 3 artı 3'te 1 sayı. A mı diyelim buraya? A diyelim. Sevgili öğrencim bu da 1'e eşittir. Şimdi bir kere paydaların eşit olması gerekiyor. Ben bunu 3 ile genişletirsem. 3 kere 3 9 olur. 3 ile de A'yı çarparsam 3A'yı bulurum. Bu da 1'e eşitmiş. Peki paydada 9 olduğu için ben buradaki 1 bütünü nasıl yazabilirim? Mesela paydada 8 olsaydı 8'de 8 yazardım. 8'de 8 1 bütüne eşittir. Paydada 4 olsaydı 4'te 4 yazardım. O da 1 bütün eşittir. Paydada 9 olduğu için ben bunu 9'da 9 olarak yazıyorum. Paydalar eşit. 3'ün üstüne 3 tane A ekliyorsun. Dikkat et buraya. 9 çıkıyor. Dikkat et. 3'ün üstüne 3A ekliyorsun ve 9 çıkıyor. Diyor ki 6. Yavrucuğum sen buradaki şu değeri buluyorsun. 3A'nın değerini 6 olarak buluyorsun. Soruda diyor ki işte A sayısı kaçtır diyor. 6 değil 6. 3 tane A 6 ise A'nın değeri burada 2 olur. Yani bizim buradaki kutu yerine
iki rakamını yazmamız gerekiyor. 1 tam 8'de 1 ile 16'da 5'i toplayacağım. Paydaların eşit olması gerekiyor. 2 ile genişleterek burayı 16 yaptım. Genişletmeyi sadece payda olarak düşünme. Payı da lütfen çarp. 2 ile de 1'i çarptım. 2'yi buldum. 16'da 5. Bunun bir basit kesir olduğunu unutma. Tam sayısı yok. İstersen 0 koy, yanılıyorsan gelip burada 1 ile 0'ı toplarsın. Ya da rakamları karıştırmıyorsan hiç 0 bile koymana gerek yok. 1'i buraya aynen yazdım. Paydada bulunan 16'yı da aynen yerine yazdım. Şimdi de payların toplamını ekleyeceğim. 2 burada, 5 burada, ikisini toplar ve 7'yi bulabilirim. 1 tam 16'da 7.